Bypass olması lazım. O kadar ciddi ha? Bu zamana kadar nasıl fark etmemişler enteresan. Normalde Nazife Hanım'ı çoktan kaybetmemiz gerekirdi. Aman Allah korusun. O hepimizin manevi validesi. Nasılsın anacığım? Çok yorgunum. Ömer Bey nerede? Buradayım hanım. Bak görüyor musun baba? Sensiz de yapamıyor. Ben de onsuz yapamam evladım. Dinlen anacığım. Her şey geçecek, iyi olacak. Ameliyat mı edeceklermiş beni? Anjiyo gibi bir şey anne. Yok hanım. Bypass olacaksın. Anjiyo bypass fark etmez. Yaşım belli. Yaşayacağım vade de belli. Torun torba görecek halim de yok anlaşılan. Anne niye öyle söylüyorsun? Bak hanım. Sen gidersen beni yalnız bırakmazlar. Zaman kötü. Ben gittikten sonra ne yapıyorsanız yapın. Hanım sen bir yere gitme. Biz ne istersen yaparız. Ben artık kimseden bir şey istemiyorum. Anne. Git o sana iş veren adamlarla konuş. Vatandan daha mühim bir şey varsa o da anadır. İnsan vatansız doğar. Anasız doğamaz. Allah'ın yasak edemediğini onlar mı yasak ediyor? Tamam anne. Aynen öyle söylerim. Söyle. Ve söz ver bana. Hanım şimdi ne yeri ne de zamanı. Tam yeri tam zamanı. Tek vasiyetimdir. Ebru ile evleneceksin. Abi, eve haber verin. Sultan merak etmesin. Hı. Tam kalabalık oldun Abdüley. Bırak merak etsin, iyidir. Aradık ama cevap vermedi. Siz bu mevzuyu aranızda konuşun. Ben gidip şu yarım bıraktığım işi halledeyim. Abi niye tek gidiyorsun? İyi sen de gel o zaman. Yat yat şaka ediyorum. Kazım ara Bulut'un kendini nerede olduklarını öğren. Bana acil para lazım. Ne kadar lazım? Bir televizyon kanalı alacak kadar. 20-30 milyon. Yok. Büyüklerden birini alacak kadar. Sizin medya sektöründe ne işiniz var Sayın Büyük? Aktöre benzer bir hali mi var Sayın Karaca'da? Lazım ki söylüyorum. Bu kriz ortamında bırakın o kadar büyük bir parayı, o kadar kredi bulamam. O zaman Karaca Dağı niye var? Niye yaşıyorsun? Şah. Mat.
Gitti mi misafirin? Gitti. Sen bu Cemal Karacadağ'la konuşmayı nasıl tahammül ediyorsun? Neden? Adam yalancının teki. Ve herkesi geri zekalı zannediyor yalan söylerken. Öyle cüretkar. Yalan söyleyip söylemediğinin benim için önemi yok. İşimi görüp görmediği önemli. Hangi işini görüyor senin? İsrail'le aramı o düzeltti. Ama işimi şu anda görüyor mu? Fuat'ın parasını geri ödeyecek misin? Babana haber yolladım. Ya Bulut ya para diye. Para çok büyük. Bulut o kadar etmez. Babam söz konusu olsa istemem. Ama Fuat'ın parası. Ben seni hiç üzer miyim İncim? Seni üzeceğimi Bulut'u üzerim. Sen hayatında hiç benim kadar bir kadını sevdin mi? Evet. Sevdim. Kimi? Biz seni ziyarete gelecekken sen geldin Halil İbrahim Bey. Ne önemi var Cavid Ağa? Hasta olmasak da öleceğiz. O kadar badire atlatmışsın. Bir mikroba, hastalığa mı yenik düşeceksin? La ben de bunu anlatamıyorum bizimkilere. Bizimkiler? La Can Polat. Gel. Cavit Ağa. Bu sıra olmaz bir işe mişe mi girdim? Ne gibi hayırdır? La birileri senin adını bize zikredip duruyor. Yanlış işler yapıyor diye. Ben de Can Polat'a dedim ki... La Cavit Ağa'nın yanlış işi olmaz. Ama ola ki senin haberin yoktur. Yanındakilerden biri bir iş yapmıştır. Ya bunun için mi geldin sen Halil Bey? Bilmez misin bizim şu taş ocağındaki taşlardan çok düşmanımız vardır. Hı hı. Bize iftira etmişlerdir. Ama sizin gibi dostlarımız da çoktur. Düşmanlarımız ne kadar çok olsa da ezer geçeriz. Hı. Develallah. Oy, anam oy. Oh. Şemu. Şemu. Yeter, yeter. Of, kafam kopacak gibi ağrıyor ya. Hayatım, ne hayaleti? Arkadaşların yaşıyor işte. Büyük paradoks. Ölmüş olsa bir türlü, kalmış olsa bir türlü. Kesin Muro'yu itirafçı yaptılar. O da benimle başlayacak öldürmeye ya. Canım, abartıyorsun. Topla valizini gidelim buralardan, haydi. Aa, Londra'yı özlemiştim zaten, çok iyi gelir. Ne Londra'sı oğlum? Yok mu kaplıca maplıca bir şey ya? O zaman Paris'e gidelim. Paris? Paris olur. Hiç değilse yabancılık çekmeyiz ha. Ahmet Kaya orada, Yılmaz Güney orada. Emin Tarand'ın karısı da orada ha. Ulan Şemu. Ne yapayım lan şimdi ben sana? Bu sen misin? Yok. Ben ve bütün halkım.
Ulan sen beni görüp de nasıl durmasın? Ne duracağım seni görüp? İtirafçı olmuş devrimci Murat adım. O zaman niye kaçıyorsun lan? Ben itirafçı olacağım ama sen beni elçine öyle git oğlum. Ya azacaktım ama yengen izin vermedi. O elindeki bavul ne? Markasını söylesem sanki tanıyacaksın ha. Başkanım Burjuva bunu elinden düşürmüyor. Pravda. Pravda ne be? Konuşma kız. Ulan Şamu, o kadar aynı yatakta yattın. Hiç mi devrim tarihini bulaştıramadın şuna? Melat olsun Muru. O bulaşıcı hastalığa senle ben yakalandım. Bunlar aşılı ha. Aşı maşı benim kafamı bozma lan. Derin kebap İskender'in kucağında ne aşısı? Şemu. Buraya aramızdaki hesabı görmek için geldim. Ya benimle olacaksın... ...ya da ben seni burada öldüreceğim. Ya ben Paris'e gideyim. Sonra kim kimi öldürüyorsa öldürsün. Hadi. Şekerim. Bu gece otelde geçirelim. Yarın Maldivler'deyiz. Fuat, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Ne açıdan? İnsanlar birbirlerini kurşunladı ya. İşte onun için gidiyoruz şekerim. Bak, ben senede iki defa muhakkak Maldivlere giderim. Bende sinir falan kalmaz. Şekerim. Siz odaya da girmeyeceksiniz değil mi? Hayır Fuat Bey. Hı? İyi. Bulut da ne kadar seviyor abartmayı. Şekerim. Kaç kilosun? Ne alakası var? Kucağıma alacağım seni. Bu sıra spora ara verdin. Bir sakatlık çıkmasın. Saçmalama Fuat. Uğursuzluk getirir derler şekerim. Siz konuşun. Konuşmanız bitince haber verin bana. Ben kapıdayım. Otur lan. Ne işin var senin burada? Hediyenizi vermeye geldim. O kadarına gerek yoktu ki şekerim. Yedirtme lan şekerini. Lütfen çıkıp gider misin Memati? Şekerim. Misafire bir şey ikram etmeden git demek olur mu? Shame on you. Shame on you. Ne içersin? Ya da çekersin. Bulut çok güzel bir mal getirdi. Hı? Hı. Madem bana bir hançer sokacaktın. Madem biriyle evlenecektin. Bula bula bunu mu buldun evlenecek? Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ha? Sen kendini ne zannediyorsun? Memati. Ben Fuat Tamer'le evliyim. Hangi kitapta yazar başkasının karısıyla böyle konuşmak? Siz yaşamıyorsunuz diye ben böyle rahat konuşuyorum. Ne yapıyorsun ortak? Yürü gidiyoruz.
Merak ettim Bulut. Sen beni burada nasıl kandıracaksın? Yani ne diyeceksin de ben seni de bu çitlenbikleri de öldürmeden çıkacağım. Kulağına söyleyeceğim ortak. Yürü gidiyoruz. Yola şekerim, meraktan ödün. Ne söylediğini söylemeden hayatta bırakma. Dur ben de senin kulağına söyleyeyim. Tüh. Kulağı da orada değilmiş. Ne yapıyorsun Memati? Buz koy. İki güne geçer. Nerede Nazif anne? İçeride. Uyuyor. Nasıl durumu? Kötü. Kalp dediler. Hı hı. Poz moz yapmıyor değil mi sen evlenesin diye? Bypass olacak Hikmet. Ölmez, ölmez. Korkma. Seni evlendirmeden ölmez. Ne yapacağım? Senin de nedir çektiğin bu ihtiyarlardan be kardeşim? Bir ihtiyarlar evlenmeyeceksin diyor. Bir ihtiyar evleneceksin diyor. Sen ne diyorsun? Ben evlendim. Göreceğimi gördüm. Sen de evlen gör. Tarif edilir gibi değil. Sağ ol. Çok yardımcı oldun Hikmet. Bu İskender ne olacak birader? Ölecek birader. Biz gelir miyiz? Yoksa senin çocuklarıma miras bırakacağım bu işi? Görürüz Hikmet. Görürüz. Karım göremedi ama biz görürüz. İskender'i senin gözlerinin önünde yok edeceğim.
Efendim? Bana yalan söylemiyorsun değil mi ortak? Az sabret ha. Burası ortak. Usta, İskender'in yerini buldum. Kim? Cavit Akarsu. Niye buradan aramış? Seninle görüşmem lazım. Sen delirdin mi Cavit? Ne görüşmesi? Önemli. Önemli olsa da görüşemeyiz. Sen kendini nasıl deşifre edersin? Telefon açarsın. Bir daha sakın bu aptallığı yapma. Polat Alemdar peşimde. Ve Mati yol ikiye ayrıldı burada. Sağ mı sol mu? Sol usta. Toprak yola gireceksin, girdin mi? Toprak yol yok burada Memati. Nasıl usta, toprak yol yok diyor. Sakın ben gelmeden kıpırdamayın. Kendinizi belli etmeyin Memati. Usta düz devam etsin diyor Kazım. Duydun mu beni Memati? Duydum usta, duydum. Dört kişiyiz zaten, içeride kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Memati buluta sakın güvenme. Usta aralarında mevzu olmuş İskender'le. Yoksa bu çakal beni hiç getirir miydi? Memati! Memati! Abi bir araba hazırlıyorlar çıkarmaya. Kaçacak şerefsiz. Ne yapacağız Bulut? Ortak, dua et Polat Alemdar yetişsin. Yoksa adamların ellerinde kan astılar gece görüşleri. Burnunu çıkarsan burnun gider vallahi. Thank you.
yapıyorsun ortak? Usta belki silah sesine yolu bulur. Memati göremiyorum. Ateş ettir, indireyim. Tamam usta. Bir daha. Ortak gir içeri. Memati, hareket var, eve gidin. Söz verdin, inciye dokunmak yok. Hay senin yaptığın kıya. Ne yapacaksın Polat Alemdar? Öldürecek misin beni? Ne var Tuncay Bey?
Rahatsız ediyorum ama anneniz fenalaştı. Gelseniz iyi olur. Geliyorum. Ne yapacağız usta? Ara ortağını, gelsin patronunu alsın. Usta, biz bunu alsak İskender mecbur gelecek. İskender memati mi bir kadının peşine düşsün? Oh, sağ ol usta. Ne oldu? Spazm geçirdi. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Ama açıkçası durumu çok iyi değil. Tansiyonunu düşüremiyoruz. Düşürdüğümüzde ameliyata alacağız. E ne zaman düşecek? Bekleyeceğiz. Gerekli müdahaleleri yaptık. Müsterih olun. Evladım, biz buradayız. Sen git biraz istirahat et. İyiyim baba. En azından üstünü değiştirirsin evladım. Çocuklar getirir şimdi yiyecek bir şeyler. Sen istirahat et istersen. Yok. Ali biraz huysuzlanmış. Ebru kızım yolda. Ali'yi göreyim, buradan yuvaya giderler. Aslında gitmediğin iyi oldu. Sen yuvaya bırakırsın. Baba ben gideyim üstümü değiştireyim. Bir duş alayım kendime geleyim.
Ne yapıyorsun Erhan? Hiç. Ne demek hiç? Abi alışmaya çalışıyorum. Yani tek elle. Kahvaltı yaptın mı abi? Canım bir şey istemiyor ha. Abi ben salondayım. Ne oldu, konuştunuz mu? Yok, cevap vermedi. Bir daha ara. Ararım sonra. Ayakta ne işiniz var? İyiyim. Cavit, eğer burada beni ikna edemezsen gözlerini bağlamadan seni buradan yollarım. Muro ölü mü sanırım? Ne Murosu? Muro'nun kemikleri kalmadı. Dün kemikleri kendi etinin içinde karşımda oturuyordu. Polat Alemdar yapmış mı numarasını? Bana Polat'ın peşimde olduğunu söyledi. Halil İbrahim Kapar'ın gelip beni zarflayacağını söyledi. Aynen dediği gibi oldu. Ne istiyormuş senden? Emrime girmek. Polat'ın elinden kaçıp kurtulduğunu, doğruca yanıma geldiğini söyledi. Sayın Büyük, bunu ben kendi başıma da hallederim. Ama Polat Alemdar benim ismimi nereden biliyor da bana adam yolluyor? Sızma var Cavit. Demek ki Polat bize dair bazı şeyleri çözdü. Ama elinde bir şey yok. Emin ol. Elinde bir şey olsa sana adam yollamaz. Kendi gelirdi. Alemdar Polat. Cavit Akarsu tam benim dediğim gibi çıktı. Açık burjuva, gizli ajan resmen. Korkmuştur.
Seni başından yollamak için vermiştir. Ya o feodalin bana özenti 40.000 tane adamı var. Benden mi korkacak şuursuz? E neyi anlaştınız? Bir şey anlaşmadık. Bugün beni bekliyor. Muro, benden habersiz bir işe girmeyeceksin. Eğer adam dediğin gibiyse bağımsız değil. İskender'in adamı. Benden habersiz derken... devrim ruhumun en büyük özelliğini söylememe gerek var mı? Yani seninle emperyalizme karşı omuz omuza mücadele etmek güzel. Ama eşit şartlarda. Tamam tamam anladık. Ben seni ararım cepten. Ulan. Başkanım ne dedi Alemdar Polat? Çetin'i çok sevdim. Çok samimi bir çocuk dedi. Ulan ne diyecek? Bana haber vermeden bir şey yapmayın dedi. Doğru söylemiş. Hayatta en zor şey iki taraflı ajan olmak. Senin sülalendir ajan. Terbiyesiz. Biz Alemdar'la işbirliği halindeyiz. Hele. Benim orada olduğumu bile bile Polat Alemdar'ı getirdi. Ve sen hala Bulut'u koruyorsun. Gereken bir daha yapma Bulut, yoksa kulağını çekerim mi? Bulut senin bizden daha çocuğun. Kıyamazsan ben gereğini yaptırırım. Bulut'u çağır. Bulut gelsin. Sen mi İskender'in yerini Polat'a söyledin? Evet. Kızımın hayatını tehlikeye nasıl atarsın? Ben kızınızın hayatını tehlikeye atmadım. Oğlunuzunsa hayatını kurtardım. Ne alakası var? Eğer Memati'ye İskender'in yerini söylemeseydim... Fuat Bey'i öldürecekti. Ne Polat... ne Memati, İnci Hanım'a bir şey yapmayı akıllarından bile geçirmezler. Geçirmediler de. Ellerinde imkan olmasına rağmen. Sevgili ortağım, bu krizde... İki şekilde para kazanabiliriz. Neymiş o şekiller? Birinci şekil silah satmak. Zaten onu yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Abim yapıyor. Seni silah tüccarlarıyla tanıştıracağım. Sen ticareti yürüteceksin. Nereye satacağız silahları? Afrika'ya. Ekmek bulamayan adama silah nasıl satacaksın? Ekmek bulamadıkları için çabuk ölmek istiyorlar. Birbirlerini vuruyorlar. Olmaz demiyorum. İbrahim'e de söyledim. Memati ticareti bilir, bu işe sıcak bakar diye. İkinci şekil? Silah götüren gemiyi... dönüşte korsanlara kaçırtıp sigortadan para almak.
Bu da iyiymiş. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Yalnız iki sekreter bu işin altından kalkamaz Memati. 5 tane daha lazım. Sekreter korsanları mı ayarlayacak, silahları mı? İbrahim de senin gibi tutucu. O sigortacıların koynuna ben mi gireceğim Memati? 50 yerine 100 yazsınlar diye? Madem birini birinin koynuna sokacaksın, bu kadın niye bize çay getirsin? Sen sigortacıları getir. Beni bir görsünler. Bak nasıl ikna oluyorlar. Bu silah ne zamandan beri kadından daha değersiz oldu? Efendim, nasıl da kaybettiniz iddiada? Ne iddiası İbrahim? Hani Fuat Tamer Tataroğlu hayatta evlenmezdi, kızı sakız gibi çiğnerdi? İbrahim, zannetme ki ıskaladım. Bir dahakine alnının ortasına sokarım. Ayı! Benim olduğum yerde insan ol. Hep söylüyorum İbrahim, patavatsızsın. Irsi efendim, benim babam da patavatsızdı Fikret Bey. Git özür dile. Hadi İbrahim, Memati'den özür dile. İbrahim'in kızı odaya gelsin. Adın ne senin? Necla efendim. Siz de ırsıymış öyle mi? Ne efendim? Patavatsızlık. Yanlış mı yaptın Fikret Bey? Yaparsın yaparsın. Sen de baban gibi yaparsın. Türkçe de yapmazsan İngilizce de yaparsın. Var senin türlü türlü dillerin değil mi Necla? Var efendim. Her türlü dilde konuş ama burada konuşulanları sakın başkalarına anlatma. Olur mu Necla? Anlaştık mı? Olur efendim. Öp bakalım Necla. Hayırdır Fikret Bey? Senin kazandığın iddianın bir kısmını kızına bağışladım. Diğer kısmı ne oldu Fikret Bey? Hı? Memati'ye yaptığım patavatsızlıktan dolayı onu geri aldım. Vay 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 ya, ne kadar yakın gösteriyor bu. Bunlar senin Muro. Neyin karşılığında? Dün Halo buraya geldi. Ben sana demedim mi gelir diye? Muro, Polat Alemdar'ı benim üstüme yollayanı biliyorum. Kim? Karacadağ. Benim bildiğim aynı emperyalistlerin. Hadi neyse, şirketlerin ortağıydınız. Ne oldu? Bana ihanet etti. Benimle işbirliği yapmak istiyorsan onu öldür. Sana istediğin her imkanı sağlarım. Ben görüştüm Cavit Ağa'yla. Sana çok selamlarını, hürmetlerini iletti. Her zaman emrindeyim dedi.
La dört dörtlük bir adam. Dayı yanılıyorsun. Cem Polat. Ben ki film diyorum. Ben bu lafı boşuna demem. Dayı Muro'yu yanına aldı. Bu Muro nereden tanırmış onu? Örgütle bağlantısı varmış senin kefil olduğunun. Örgüt? Bunun adının geçtiği yerde Hazurala geçer. Korkudan geçmiyor. Saygıdan geçiyor demek ki dahi. Ben senin yerinde olsam Muro'ya itibar etmem. Dayı bozuldun mu? Yo. Kemal Tropi'ye gireceğim. Var mı başka bir sözün? Yeşim, iki gündür bir şey yemedin. İştahım yok nene. Üst baş getirmemişsin. Kalacak mısın çok? Kalacağım nene. Dönmeyeceğim. Ne oldu? Ne dedi? Cevap vermiyor. Mesaj at. Ona da cevap vermiyor. Bilmeden bir şey mi yaptın? Ne yapmış olabilirim ki Sedef? Demek ki annesinin zoruyla bana ilgi gösteriyormuş. Benden hoşlanmıyormuş. Geçmiş olsun İnci Hanım. Sağ ol Yıldız. Bir şey ikram edeyim size, buyurun. Oturmayacağım. Senden bir şey rica ediyorum. Tabii ki. Aramızda kalacak. Hiç merak etmeyin. İskender'in geçmişini öğrenmek istiyorum. Politik geçmişini size anlatayım. Hayır. Özel hayatını merak ediyorum. Araştırması zor bir konu. Ama elimden geleni yaparım. Sağ ol Yıldız.
Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. Neredesin Memati? Oturuyorum usta.
Memati, bana bir kuyumcu lazım. Açtırabilir misin? Kolay usta. Haber bekliyorum senden. Abdullah için bir işi bir yerde falansa benim evde olacaktı tamam bir şeyler. Yok Memati, daha lüks bir şeyler lazım. Hayırdır usta? Memati, benimle konuşacak mısın? Yok usta. Ben dükkanı açtırayım, sana haber vereyim. Bekliyorum. Tamam usta. Kazım hadi. Esat, senin kuyumcu duruyor mu? İyi. Aç dükkanı. Geliyorum. Bana ne lan zaten? Açacaksın dedin mi açacaksın? Yarını yok. Şimdi açacaksın. Abi, hiç mi standart yok bu memlekette? Ne standardı lan? Dükkanların kapalı olması standarttır abi. Sanki Avrupa'da racon sahiplerine standart var. Var tabii abi. Orada racon sahibi dükkana gitmez. Evine getirtir. Esat, göster bileziklerini, kolyelerini. Yüzük bakacağım ben. Usta yüzük almıştır çocuk. Kim çocuk? Abdullah için gelmedik mi usta? Yok Memati. Hayırdır usta? Yüzük, müzik. Bunu beğendim. Efendim, bana bir isim söylemiştiniz. Sevtap İlmen. Bulduk. Nerede? Neredesin sen? Sabahtan beri seni arıyorum. Yuvada mısın, çıktın mı? Çıkmak üzereyim. Eve gideceğim.
Bekle, gelip seni alayım. Tamam. Burası. Hiç değişmemişsin. Sen çok değişmişsin. Kalmadı eski güzelliğin. Eskiden beni gördüğünde elin ayağın birbirine dolaşırdı. İnci tanem benim. Seni kaybedersem ben yaşayamam. Hatırlıyor musun ilk dansımızı? Ben hiçbir şeyi unutmam. Bilirim. Ne zaman döndün İstanbul'u? Bir seneyi geçti. Neredeydin 22 senedir? Senden kaçıyordum. Doğurdun mu çocuğu? Öldü. Almanya'ya giderken yolda düşürdüm. Doğmadı bile yani. Doğmadı. İyi. Çünkü senden bir parçanın bu dünyada olmasını istemem. Thank you.
Bulabildin mi bir şey? Buldum İnci Hanım. İskender Büyük'ün bir kızı var. Ne? Ben de öğrenince çok şaşırdım. Üstelik kızı İstanbul'da yaşıyor. Görüşmeyelim diyeceksen ben şuradan bir taksiye biner giderim. Senin de bu taksi merakın. Anlamıyorum ki. 27 kere aradım seni. Niye cevap vermedin? Arıyordum. Ne arıyordun? Nasıl evlenme teklif edeceğimi. Çok komik. Ben ciddiyim. Bak Polat. Annen çok üstüne geliyor biliyorum. Ama benim böyle bir beklentim yok, haberin olsun. Hiçbir beklentin yok? Yok. Benim senden bir beklentim var. Kendimi Baba filminde gibi hissettim. Hangi sahne? Ağaçlar altında yürüdükleri sahne. Arkadan araba gelmiyor. Neymiş beklentilerin? Ben seninle yuva kurmak istiyorum. İş mi kuracağız beraber? Çocuk yuvası. Çocuk yuvası da denilebilir ama iş olarak bakmasak daha iyi. Anlamadım. İlla söyletecek misin? Evet. Belki de bu sonsuza kadar sana karşı olan tek avantajım. Benimle evlenir misin? Evet. Thank you.
Hazırsan çıkalım Bedri. Efendim, ben yemeğe değil de akabinde katılsam olur. İşin mi var Bedri? Efendim, küçük bir aile meselesi var da. Müsaade edersiniz. Alo. Başkan çıktı adam. Biz hazırız Şamuk. Hadi gözün aydın. Bedri kaldı. Kozmoz yüzümüze gülmeye başladı artık. Kardeşim. Kardeşim. Ulan haydutlar ne yaptınız lan kardeşime? Öldürdünüz lan kardeşimi. Ulan öldürdünüz lan kardeşimi. İnseniz de arabadan. Ölüyorum. Lan inseniz de arabadan. 3-5 kuruş verin. Ulan öldürdünüz kardeşimi. Abi ambulans. Lan öldürdünüz kardeşimi. Yandım. Yanıyorum. Allah belanızı versin. Kardeşim iyi misin? Dur birader, ne panik yapıyorsun? Al şu parayı. Al lan paranı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yap lan yere. Gel sus lan. Sus lan. Sus lan silahını ver. Dur lan. Kıpırdama lan! Stop! Bırak beni! Öldürün mü lan ben? Bırak beni! Bırak! Bırak onları! Dur lan! Bırak! Dur! Sana! Kıpırdama! Başkanım kaçıyor! Kendime geldim ben. Bunun ayda bir düşman öldürmeden ben kendime gelemiyorum. Sadece sen istediğin için değil, aklıma, gönlüme ve ruhuma uygun bulduğum için Ebru'yu kendime eş olarak seçtim anneciğim. Oğlum benim, bana bu dünyada cenneti yaşattın. Allah'tan dilerim ki sen de eşinle, çocuklarınla cennet gibi bir hayat yaşayasın. Allah mutlu mesut etsin evladım. Bize bundan daha güzel bir hediye veremezdin. Niye kızımı getirmedin? Onu da görürdüm, onu da öperdim. Ana, gelin kaynana sizi pek sık görüştürmeyi düşünmüyorum. Bir daha ağzından kaynana lafını duymayacağım. Ben sana nasıl anneysem ona da öyle anneyim. Evladım, devlet büyükleriyle görüştün değil mi bu husu? O ihtiyarlar müsaade etmese evlenme kararı alır mıydı hiç? Yok babacığım, görüşmedim. Şimdi ne olacak? Yaşayıp göreceğiz. Sen demez misin? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diye. Yavrum benim, yavrum. Bir dakika Sedef, bir dakika, kapı çalıyor. Kim, nişanlın mı? Aman deli. Hadi öptüm, ararım sonra. Tamam. Anne, baba. Ebru. Canım. Güzel kızım. Geçin içeri, geçin. Babalar. Babalar tamam. Baba, sen alın. Taşıma. Annem doldurdu tamam, bunları ona göre. Ay bu İstanbul'un trafiği felaket. Ama ben sana söyledim, öbür taraftan gidelim dedim. Gelir gelmez hemen şikayet etmeye başlama. Otur bir dinlenelim önce. Yok hayatım, şikayet etmiyorum. O yüzük ne kızım? Anne ben nişanlandım. Ne? Anne yalvarırım babamı sen söyle.
Ebru, yüreğime mi indireceksin sen beni? Ne konuşacaksanız gelin yanımda konuşun. Anne, yalvarıyorum sana. Gidip babana sen anlatmalısın. Ebru'nun sana bir sürprizi var. Öyle mi? Hı-hı. Ebru. Söyle bakalım neymiş güzel kızım? Neymiş bu sürpriz? Aslında şu anda utancımdan ölmek istiyorum. Aşk olsun. Babandan mı çekiniyorsun? Babacığım, biliyorum sana her şeyi anlatacağıma söz verdiğime. Gizli hiçbir şey yapmayacağıma. Ama o kadar ani oldu ki. Nişanlanmış. Anne. Tam olarak öyle değil. Ya nasıl? Evlenme teklifi aldım ve kabul ettim. Biliyorum, size haber vermem gerekirdi. Ama o kadar iyi, o kadar yakışıklı, o kadar güzel kalpli bir insan ki aklım başımdan uçup gitti. Kızımız kocaman oldu. Artık kabul etmemiz gerekiyor. Ben daima senin en doğru kararları aldığını düşünürüm. Senin için doğru olan benim için de doğrudur. Senin için güzel olan benim için de güzeldir. Umarım çok mutlu, güzel bir evliliğin olur. Teşekkür ederim babacığım. Tek hayalim annemle senin evliliğine sahip olmak. Peki kimmiş bu Bay Şanslı? Polat Alemdar. Polat'ın annesi hastanede, biliyor musun anne? Durumu ağır. Belki ziyarete gideriz. Olur kızım. Ne dedin? Polat Alemdar. Asla evlenemezsin. Baba, gazetede, internette başka türlü yazıyor biliyorum ama ben onu... Ebru, seni evlatlıktan reddederim. Polat Alemdar diye biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim.